Hastalardan şöyle ifadeler geliyor. Ben önce zehirli guatırdım, sonra Hashimoto'ya çevirdi. Şimdi sorumuz şu, zehirli guatır Hashimoto'ya çevirir mi? Şimdi bazı hasta hikayelerinde gerçekten bir zehirli guatır kliniğiyle başladığı, hatta birkaç ay, bazen çok ender olmak üzere birkaç sene propisil veya tramazol gibi ilaçlar kullandığını öğreniyoruz. Şimdi Hashimoto veya herhangi bir tiroidit çeşidinde hücreler birbirini parçalamaya başlar. Hücreler birbirini parçalayınca hücre duvarı zedelenir. Bir yuvarlak bir kolyeyi düşünün, inci kolyeyi. İncileri tiroid hücresi gibi hayal edin. Ortasında da hormon havuzu olduğunu düşünün. Şimdi bu hücreler parçalanınca hormon havuzundaki T3 ve T4 hormonları kana karışır. Yani bir havuzun duvarının çatlayıp içindeki suyun dışarıya sızması gibi. Bu şekilde de bir yalancı zehirli guatr kliniği oluşur. Bu aslında her tiroidit geçiren hastada meydana gelir. Ancak hastaların sadece %5'i de klinik belirti verir. Ve işte çarpıntı, taşikardi, sıcak basması, zayıflama gibi belirtiler olabilir. Bu dönemde hasta gerçek zehirli guatr zannedilerek antitiroid ilaçlar başlanabilir. Yani propisil veya tramazol gibi. Fakat bu durumda hormon sentezi artmadığı için bu ilaçları kullanmanın bir anlamı yoktur. Yani Hashimoto'nun erken döneminde herkesin geçirdiği bir safhadır bu. Ama %5 hastada hissedilir. Daha sonra da hücreler parçalanıp sayıları azaldıktan sonra hormon yetmezliği gelişirse tiroid hormonu dışarıdan verilir ve hipotiroidi olur. Yani zehirli guatırdım daha sonra Hashimoto'ya döndü bilgisi doğru bir bilgi değildir. Bazı hastalar gerçekten bu antitiroid ilaçları kullanmıştır ama bu ilaçların geçirici veya hastalığı düzeltici bir fonksiyonu yoktur. Çünkü mevcut havuzdaki hormonun dışarıya sızması şeklinde bir yalancı zehirli guatr durumudur bu. Gerçek zehirli guatr değildir. Yani hormon sentezi artmamıştır. Bir süre sonra da hastalığın doğal seyriyle tiroid hormonları yapımı azalır, hücre sayısı azaldığı için ve hastalar hipotiroidiye girerler.